Evet, son dersimize geçiyoruz. Madde ve antimaddeden bir his bozondan bahsedeceğiz. Yine 3 MEP üzerinden. Ardından son bir videomuz olacak. O videoda son video değil, aa, soru çözüm videosu. O belki de süresine göre iki video olabilir bilmiyorum. Orada konuyu tekrar özetleyeceğim. Soruları da ne yapacağız? Özetleyerek çözeceğiz. Madde ve antimadde. Fen lisesi kitabıyla başlayalım. Antimadde kavramı ilk kez 1928 yılında Paul Dirac tarafından ortaya atılmıştır. Her maddenin bir anti olduğu gibi her parçacığında bir anti mevcuttur. Dirac elektron üzerine yaptığı teorik çalışmalar sonucu sırasında elektronun bir anti olması gerektiğini ne yapmış önceden söylemiş. Bu anti parçacık 1932 yılında Carl Anderson tarafından deneysel olarak bulunmuş ve pozitron adını almıştır. Bu anti parçacık elektronla aynı yük miktarına, aynı kütleye sahip ancak yük işareti elektronun yükünün zıttıdır. Yani elektronun yükü eksi birken anti elektron dediğim pozitronun yükü de artı birdir. Ee, Anderson bu keşfini sis odasında pozitif yüklü elektron gibi davranan parçacıkların izlerini inceleyerek yapmıştır. Şimdi sis odası deneyleri nedir? Mesela Sarn'de yapılan deneyler var. Ee, ben telif yememek için şu anda bunu burada paylaşamıyorum ama bu konu anlatımının altına bir link ekleyeceğim. Orada bir 59 saniyelik bir video var. Oraya giden işte bir Türk geziye gitmişler. Okul herhalde. Bir çekim yapmışlar. Sis fotosu deneyini mutlaka izleyin. Kısa bir sürede görsel olarak da görün yani. Bu fotoğraf öyle bir şey değil yani. Çıplak gözle de görebileceksiniz. Bir sonraki anti saplanması ise 20 sene sürmüştür. Parçacık hızlandırıcıların inşa edilerek parçacıkların yüksek enerjiyle çarpıştırılması bu keşiflere ne yapmıştır? Tabii ki hızlandırmıştır. Bu sayede 1955 yılında antiproton ve ondan kısa bir süre sonra da antinötron bulunmuştur. Bir parçacık ile o parçacığın antiparçacığı uzun sürede bir arada bulunamaz çocuklar. Birbirlerine temas ettiklerinde bir enerji parlamasıyla yok olurlar, yani birbirlerini yok ederler. Evrenin başında da mesela madde ile antimadde aynı anda oluştular, aynı miktarda oluştuular. E, fakat antimadde ile madde bir araya gelerek patlamalar sonucunda ne yaptılar? E, enerjiye dönüştüler. Madde anti maddeyle çarpıştı yok oldu. Madde anti maddeyle çarpıştı yok oldu. Madde yok oldu yok oldu. Enerji açığa çıktı. Sonunda sadece burası birazcık muğlak, belirsiz. Nasıl oldu da madde anti maddeyi yendi biz bilemiyoruz. Hani son eser miktarda bir madde anti maddeyle savaştı. Bir araya geldi ama anti madde yok olurken madde varlığını sürdürdü. Böylelikle gördüğümüz o koca evren oluşmuş oldu çocuklar. Eğer madde yenmeseydi belki her şey enerji olarak kalacaktı. Evet e, biz bu olaya da bir e, madde ile antimaddesinin, antimaddenin birbiriyle karşılaşıp enerjiye dönüşmesi olayına da çift yok olması diyeceğiz. Birazdan bunu da yine ne yapacağız? İşleyeceğiz. Yani kütle maddeye ne yapıyor? şey? Yani kütle dediğimiz madde tamamen e eşitir, mc kare formülünde de bildiğimiz üzere neye dönüşmüş oluyor? Enerjiye dönüşmüş oluyor. Madde yok oluyor. Karşılığında enerji elde Sorunda bulunan parçacık kızlandırıcılarıyla anti madde üretebilmekte şu anda. Fakat bu anti madde tüm anti parçacıkların biliyorsunuz ki kararsız olduğunu biliyoruz. Anti de kararsız, çok kısa süre bir sonrasında ne oluyor? Ee, yok olmuş oluyor. Evet, geldik e, Başak yayıncıda. Gördüğünüz gibi bir düzlem aynı koymuş burada. Dör, görsel 4'te işte. Düzlem ayna karşısında bir topacın ve görüntüsünün dönme yönleri verilmiştir. Yani topaç bu yönde dönerken görüntüsü ters yönde dönülmüş de. Dolayısıyla bunların spinleri birbirlerine oluyor. Açısal momentumları zıt yönlü olduğu için zıt yönlü oluyor. Sağ el kuralına göre biri bir şekilde spin'e sahipken diğeri de bu şekilde bir spin'e sahip olmuş oluyor. Görseli incelediğinizde topacın ve görüntüsünün dönme yönlerinin birbirine zıt olduğunu göreceksiniz. Topaca ve görüntüsüne etki eden açısal momentumu sağ el kuralıyla bulduğunuzda açısal momentumların da birbiriyle zıt yönlü olduğunu görüyoruz. Maddeyi oluşturan parçacıkların da bir spin'i yani açısal momentumu vardır. Düzlem ayna karşısındaki topaca benzer bir şekilde parçacıklar arasında da böyle bir ilişki olabilir mi? Diyor. İşte biz bu madde diyorsak aynadaki görüntüsüne de aslında ne demiş oluyoruz? Antimadde demiş oluyoruz. Topacın ve görüntüsünün durumuna benzer bir şekilde bir parçacığın aynı özelliklere sahip, zıt elektrik yüküne sahip, ters spinli eşine o parçacığın antiparçacığı diyoruz. Yani parçacık ile parçacık antiparçacık, kütle bakımından eş kütleye sahipler yük bakımından ve spin bakımından zıt spinlere ve zıt, zıt yüklere sahipler. Var olan tüm parçacıkların bir de anti parçacığı bulunmaktadır. Parçacıkların anti parçacığı başına anti sözcüğü eklenerek isimlendirilmiştir. Kim hariç? Elektronun antisi olan pozitron hariç. Ona özel bir isim vermişiz. Evet, sembolünü gösterirken de e, ya yükünün işaretini değiştiriyorsunuz. Örneğin elektronu eksi yüklü olarak yazdıktan sonra onun pozitronun anti maddesini artı yüklü olarak yazabilirsiniz. Protonu artı yüklü yazdıktan sonra antiprotonu da protonun eksilisi gibi yazabileceğiniz gibi bunların üzerine birer çizgi çizerek de onların antilerini ne yapabilirsiniz? Sembolize edebilirsiniz. Buna göre bilinen bazı parçacıkların antimaddelerini burada göstermiş. İşte elektron 2 pozitron, proton 2 antiproton, nötron 2 antinötron ve nötron 2 de antinötrino. E, nötrinolar yüksüz olduğu için gördüğünüz gibi yine antisi de yüksüz. Proton da özür dilerim nötron da yüksüzken antisi yine yüksüz fakat ne demiştik nötronlar işte bir adet up iki tane down kuarkından oluşurken antinötronlar iki tane anti down ve bir adet anti up kuarkından oluştuğu için o yükler içeride ters dönüyor ve toplam yine sıfır olmuş oluyor. E, fotonun çocuklar antisi hem kütlesiz hem de yüksüz bir parçacıklı foton bir bozon da hatırlarsanız elektromanyetik kuvvete aracılık ediyordu. Fotonun antisini, antifoton demiyoruz. Yine foton diyoruz. Antisi kendisiyle aynı olmuş oluyor. Evet burada bir yine tekrar e, protonu ve e, antiprotonu, elektronu ve pozitronu bir araya getirdiğimizde. Bakın hidrojen atomu proton ve elektrondan meydana geliyor. E, eğer anti hidrojenden bahsediyorsam anti hidrojen, antiprotonlar ve anti elektronlar yani pozitronlardan meydana gelir. Bu ne demektir? Protonun yükü artı bir elektronun yükü eksi ise e, o zaman antiprotonun yükü eksi bir anti pozitro, şey elektronun yani pozitronun yükü de artı bir olacaktır. O zaman hani bir hidrojen atomunu düşünürsem onun protonu artı işte madde olan hidrojen atomu elektronu eksi bir yüklüyken e, anti hidrojenden bahsediyorsam çekirdeğin içindeki protonu eksi yüklü etrafında dolanan yörüngesinde dolanan elektronun yükü de yani anti elektron olan pozitronun yükü de ne olacaktır? Eksi bir olacak. Daha sonraki süreçte bilim insanları proton, nötron ve diğer parçacıkların anti parçacıklarını da keşfettiler. Önce anti çekirdek, daha sonra da anti atomlar oluşturuldu. İlk oluşturulan atomlar e, gibi, işte şu şekildeki gibi, anti hidrojen atomlarıdır. Bu atomlar sonunda gerçekleştirilen alfa deneyinde ki bir ara arıza vermişti uzun yıllar geçti o işte alfa deneyini tekrarlayabilmek için kapı açılıp kapanıyor sinir ediyor beni o deneyi geliştirebilmek için arzayı gidermek için zaman aldı birazcık çalışmalar ertelendi ama sonrasında alfa deneyini ne yaptılar gerçekleştirebildiler. 38 adet antihidrojen atomu güçlü bir manyetik alan içeren bir ortama hapsedilerek ne yapılabildi? Sonra da incelenebildi. Şimdi peki karşıt parçacık ile gerçek parçacıklar bir araya gelirse ne olur sorusunun yanıtını bulalım. Anti parçacıklar karşıt parçacıkla birleştirildi Einstein'ın eşittir kare yazısına uygun olacak şekilde 2 mc kare büyüklüğünde bir enerjiye sahip olur. Burada bakın bir pozitron ve bir elektronu görüyorsunuz. Birleşiyorlar burada. Birleştiklerinde pozitronun enerjisi Einstein enerji denklemine göre ne olacaktır? Ee, m c kare kütleleri aynı çünkü her ikisinde. İkisinde kütlesi m olsun. Elektronun enerjisi de mc kare kadar. Enerji kurulunun yasasına göre bu enerji tekrar çıkışta oluşan iki adet gamma fotonun enerjisine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani ben bunların aslında enerjinin kütle formundan saf enerji formuna dönüştüğünü söyleyebilirim. Ee, buna biz dürgüklü enerjisi diyoruz. Einstein'ın işte özel görevlilik kuramını anlatırken de işleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Dolayısıyla laboratuvar ortamında oluşturan anti hidrojen atomlarını özel bir ortamda hapsetmezsek karşılaşacağı hidrojen atomlarıyla birleşip ne yapacaktır? yok olacaktır. Madde antimadde ile karşılaştığında çift yok olması diyorum bu sürece. Karşılığında da ne alıyoruz? Enerji alıyoruz. Evet büyük patlamaya baktığımızda evrenin büyük patlama sonucu oluştuğunu hepimiz biliyoruz artık öğrendik bunu. Büyük patlamanın belirli aşamalarında madde ve antimadde evrende aynı oranda bulunmaktaydı dedik. Ancak daha sonra bir şekilde evrende madde antimaddeye karşı zafer kazanıp ne yaptı? Evreni oluşturdu. Yani acaba neden evrenin madde oluşturabildi? Bunu araştıran fizikçiler de e, yaptıkları deneyler sonucunda CERN'de ne yapıyorlar? Evrenin büyük patlaması sonrasında neden maddeden oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar. İşte CERN'de yapılan e, alfa deneyleriyle antimaddenin gizemini de öğrenmede bilim tarihindeki yerlerini alacak bu insanlar. Burada görselde görüyorsunuz alfa laboratuvarından bir resim. Peki madde ve antimaddenin birbiriyle karşılaştığında birbirini yok edip Madeni enerjiye dönüştüğünü öğrendik. Bu bilgiden yararlanarak bilim insanları beynin ve kalbin yapısındaki bozuklukların teşhis edilmesinde kullanılan kısa adı PET olan pozitron salma tomografisi adı verilen nükleer tıp cihazını geliştirmişlerdir. Bakın bu cihazı 12. sınıf ünitemiz var en son ünitemiz. Fizik ile ilgili bilimsel işte keşiflerin günlük hayattaki uygulamalarına bakacağız. Orada ne yapacağız? PET üzerinde, PET'in nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu ayrıntılı olarak öğreneceğiz. Ayrıca insanın madde, karşıt madde birleşimi sonucu oluşan, enerji ile çalışan uzak mesafeler için tasarladığı roket, roket projesi de şu anda tasarım aşamasında. Burada görüyorsunuz madde ve antimadde roketleri. Yani içinde maddi ve antimaddeyi bulundurursam bunları da reaksiyona sokarsam bunlar ne yaparlar? Enerji açığa Ben de bunu yakıt olarak kullanabilirim. Yaklaşık 10 miligramlık antimadde kullanarak insan taşıyan mekiği sadece 45 günde Mars'a ne yapabiliyor? Ulaştırabiliyor. Yani Mars şu anda bizim için çok uzak bir yer bakın. Ee, oraya gidebilmek için tasarlanan işte cihazların işte ne olması lazım? Bir insan olarak düşünün. İnsan olarak içine girdiğimiz mekiğin bu yolu 2-3 yılda kat ettiğini düşünün. 2-3 yılda da dönürüz düşünün. Çok büyük bir kayıp değil mi? Yol boyunca hiçbir şey yapmadan ilerliyorsunuz. Ama 45 güne indirilirse bu süre hop oh, 45 günde gider inceleme yapar hemen tekrar geri dönürüm. Astronotlarımızı ailelerine kavuşurlar. Ee, aa burası niye böyle kalmış ya? <laughs> Burayı ben niye böyle doldurmuşum şimdi? Ne zaman doldurdum? Çocuklara anlatırken doldurdum herhalde çocuklar. Bu dersi dediğim gibi online dersimde hafta içi anlatmıştım. O yüzden böyle kalmış. Kusura bakmayın. Madde ve anti maddeye gelirsek, doğada her çocuğun çocuğun <laughs> her parçacığın bir karşıt parçacığı yani anti parçacığı vardır dedik. Artık neredeyiz? Anadolu Sis kitabındayız. 1930 yılında kozmik ışınların incelenmesi sırasında keşfedilen ilk anti parçacık pozitrondu. Yani elektronun antisi. Parçacık ve anti parçacıkların kütle ve yük büyüklükleri eşit. Yük işaretleri ve spinleri neydi? Zıttı. Anti parçacıkların bir araya gelmesiyle ne oluşuyordu? Antimadde. Maddelerle antimaddelerde karşılaştığında birbirlerini yok, yok ediyorlardı. Enerjiye dönüşüyordu kütle. Evet burada bir örnek verilmiş. Yine pozitronla elektron karşılaşmış. Az önce mesela iki foton salınmıştı. Şimdi üç tane foton salınmış. E, ne görüyorum bu olayda? İki tane çiftin yok olduğunu buna biz çift yok olması diyoruz. Bu tepkime tersinir de yani aslında ben enerjiyi maddeye de dönüştürebilirim. Dolayısıyla bir çekirdeğin içine mesela fotonları gönderdiğim zaman e, oradaki etkileşim sayesinde foton yok olup enerji maddeye dönüşebilir. Ama maddenin oluşabilmesi için yük konumuna göre başlangıçta fotonun bir yükü olmadığında olmadığından e, çıkıştaki oluşan maddelerin de ne olmaması lazım? Bir yüke sahip olmaması lazım. Toplam yüklerin sıfır olması gerekiyor. O yüzden madde ve aynı madde, aynı madde diyorum, antimadde beraber oluşmak zorunda. Buna da çift oluşumu deriz. Çift oluşumunda foton ne yapıyor? Pozitron ve elektrona dönüşebiliyor. Evet burada bir örnek vermişim. İşte 2 mc karelik kütleye sahip, şey enerjiye sahip pozitron ve elektronun işte gama, 2 gama ya da 3 gama gibi foton yüksüz olan e, enerjiye dönüşebildiğini görüyorum. Buna çift yok olması diyoruz. İşte burada da iki tane gamma ışınını ne yapmışım? Çekirdeğe göndererek etkileşim sağlamışım. Ve elektron ile pozitronun oluştuğunu, buradaki enerjinin de yine 2 mc kareye eşit işte olduğunu görüyorum. Buna da çift oluşumu adını veriyoruz. Standart modele göre maddi oluşturan parçacık ve taşıyıcıları hakkında hangileri doğrudur demiş. MEP kitabından bir soru. Atom çekirdeği kuarklardan mı oluşuyordu? Evet, protonlar ve nötronlar. Onlar da kuarklardan oluşuyordu. Elektron ailesi, elektron lepton ailesinin bir üyesiydi. Evet. Fermiyonları ikiye ayırıyorduk hatırlarsanız. Leptonlar ve kuarklar elektron, tau, miyon ve bunların nötrinoları lepton ailesine giriyordu. Kuarklar ve leptonlar bozonlar aracılığıyla ne yapıyorlardı? Etkileşerek atomun yapısını oluşturuyorlar. Ve son olarak işte böyle bir tablo verilmiş yine. Bunu bizim doldurmamızı istiyor. Ee, bakalım bir kuarklar ne yaptılar? Bir araya geldiler. Bozonlar sayesinde ee, bir arada bulunarak protonları ve nötronları oluşturdular. Protonlarla nötronlar çekirdeği oluşturdu. Bu çekirdek. Ve çekirdek lepton ailesinden elektronun gelmesiyle neyi oluşturduk? Atomu. Yani, tamam anne. Bilmiyorum anneciğim. Atomu oluşturdu. Ee, atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturdular. Ve moleküllerde bir araya gelerek ne yaptılar? Maddeyi oluşturmuş oldular. Peki devam edelim. Başak yayıncılıktayız. 1900 yılların başında Albert Einstein'in geliştirdiği özel görevlilik kuramı uzay zaman ve kütle enerji arasındaki ilişkiyi açıklıyordu. Bunu ne yapacağız göreceğiz zaten beraber. Aynı şekilde Max Planck'ın ortaya koyduğu ışığın ikili karakteri yani hem tanecik hem de dalga gibi davrandığı bilimliydi. 1920'li yıllarda Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg'in Heisenberg'in geliştirdiği kuantum teorisi düşük hızlarda doğrulanmasına karşı yüksek hızlarda doğrulanamıyordu. O yüzden bazı fizikçiler kuantum fiziğini desteklemediler arkadaşlar. Yani kuantum teorisi ile özel görelilik teorisi çelişiyordu. İngiliz fizikçi ve matematikçi çünkü özel görelilik yüksek hızlarda geçerli, kuantum fiziği ise yüksek hızlarda geçerliliğini gösteremiyor. İngiliz fizikçi ve matematikçi Paul Dirac kuantum teorisiyle özel görürlük teorisini bir araya getiren bir denklem yazdı. Bu denklemi ışık hızında hareket eden elektronlara uyguladığında pozitif ve negatif enerjili elektronlar olmak üzere iki adet çözümü olduğunu gördü. Bakın pozitif ve negatif enerji. Dirac enerjinin negatif çıkmasını her parçacığın kendisiyle aynı kütleye sahip zıt yüklü karşıt bir parçacığın olması gerektiği şeklinde açıkladı. Yani elektronun pozitif yüklü bir karşıtı vardır. Bu karşıtı parçacığa antimadde adı verilmiştir. 32 yılda Carl Anderson elektronun karşıt parçacığını ne yapmıştı? Deneysel olarak gözlemleyen ilk bilim insanı olmuştu. Evet Carl Anderson'ın pozitif yüklü ve elektronla aynı kütleli bir parçacığın bıraktığı izi gösterdiği bir fotoğraf bakımı var burası. Geldik artık konunun sonuna. X bozonundan bahsedeceğiz. Standart modeldeki parçacıkların bazıları kütleliyken bazıları kütlesizdir. İşte standart model bu durumu Higgs mekanizmasıyla açıklar. Tüm uzayın Higgs alanıyla dolu olduğu varsayılır. Fermiyonlar ve VZ bozonları Higgs ile etkileşime girebilirler. Bu alana etkileşime girdiğinde alanı yok ederek ne kazanırlar? Kütle kazanırlar. Ancak foton ve gluonlar kütlesiz e, parçacıklardır. Bu parçacıkların kütlesiz olmasının sebebi Higgs alanıyla etkileşime girememelidir. Hatta Higgs bozonunun kendisinin de bir kütlesi vardır. Çünkü Higgs bozonu da yani Higgs parçacığı da kendi alanıyla ne yapabilir? Etkileşime girebilir. İşte etkileşime girenler kimlermiş o zaman bir düşünelim. E, bozonlar ailesinden foton ve gluonu ayırın. V ve Z bozonları onlar ne yapıyorlar? Rahatlıkla alanı alanıyla etkileşime girip bir kütle kazanıyorlar. Bir de fermiyonlar dediğim ailedeki leptonlar ve kuarklar yine kütle kazanabiliyor. Ki bunlarda işte protonlar oluşturuyordu. Baryonlar ve hadronlar da kütleli yapıya sahiptiler dolayısıyla. Evet. Higgs bozonu standart modeldeki Fenlisiz kitabındayız. Parçacıklardan bazıları kütleliyken bazıları kütlesizdir. Standart model bu durumu Higgs alanı fikriyle açıklar. Bir bardağın içine küçük bir taş attığınızı düşünün. Bardak suyla doluyken taşın bardağın dibine inmesi bardağın boş olduğu duruma göre daha uzun sürer. Yani orada böyle bir çarpışmalar yaşar. Higgs alanı da bardaktaki su gibi davranır. Yani parçacık oraya girdiğinde ne yapıyor? Böyle bir yavaşlıyor ve Higgs alanı ile etkileşime girerek kütle kazanır. Fermiyonlar ve VZ bozonları uzayda hareket ederken bu alanla etkileşerek kütle kazanırlar. Fotonlar ve gluonlar ise bu alanla etkileşime girmediklerinden kütlesizdirler. Etkileşimde aracılık eden parçacı Higgs bozonu ya da Higgs parçacı adıdır. Higgs bozonun kendisi de x alanı ile etkileşime girerek kütle kazanıyor demiştik zaten. İlk olarak 64 yılında Peter Higgs tarafından teorik olarak ortaya atılıyor bu parçacık. Ee, ve 2012'de sonra yapılan deneylerle Higgs bozonunun saptanması ispatlanmış oluyor. 2013'te de Nobel Fizik Ödülü Higgs bozonunun keşfiyle Peter Higgs'e ne yapıyor? Gitmiş oluyor.